Evet arkadaşlar tekrar birlikteyiz. Şimdi kazanım 37'yi beraber yapacağız. Elimizde ikiz kenar bir yamuk var. Bize şuradaki x açısı kaç derecedir diye sorulmuş. Bir kere ikiz kenar yamukta burası 70ken burada 70. Yani o zaman şuraya 40 derece kalacaktır. Burada bir üçgen var. E, tepe açımız 40. Geriye kaldı 140. Bu üçgenin ikiz kenar olduğuna dikkat et. Şu kenarlar eşit. Demek ki bir açım 70 derece çıkıyor. Burada 70, burada 70. Şimdi bundan sonra şöyle yapacağım. Burası 70, şurası o zaman ne olmalı? Hani şunların toplamı 180 olduğu için buraya 110 derece düşmeli. Bu durumda zaten şu 70 olduğundan x nedir? 40 derecedir diyoruz. Geçelim bakalım. Şimdi bu soru. Ee, A, B ile C, D paralel. Yani üst ve alt tabanlar paralel. Bize X'in kaç derece olduğu sorulmuş. Burada ikiz kenar bir üçgen var. 180'den 130 attım 50. Geriye kaldı 25'er derece. Şunlar 25, 25. Var mı sorun? Yok. Sonra şu Z harfinden dolayı. Bak bu çok önemli. Paralelliklerde Z harfi, F harfi, yöndeşlik, iş terslik bunlar sık sık çıkacak karşımıza. Bu 25 olduğu için burada yine iş tersinden dolayı 25. E O zaman e, bunların toplamı kaç yaptı şimdi 105 yaptı. Demek ki x'e de ne kalacaktır? 75 derece kalacaktır. Geçelim. Evet, e, tabii AB ile DC paralel. Bize y'nin ne olduğu sorulmuş bir kere. Şunların toplamı 180 yani 6x eşittir 180 x'in 30 derece olduğunu bulduk. Tamam güzel. Bu ne işe yarayacak şimdi? Ona bakıyorum. Efendim. Şimdi ne yapabiliriz? Buradan. Şu 30 derece çıktığına göre. Bak şuradan geliyorum. Burası 30 derece ise. Şunun tamamı 150 derece yapar. Toplam 180 yapacak. E bunlar eşit. Parçalandığına göre bunlar 75'er dereceye çıktı. Şu ikisinin toplamı 105 yapıyor. Bak, bunların toplamı. O zaman 180'e tamamlamak için de yeni yerine ne gelmesi lazım? 75 derece gelmesi lazım. Soru zaten buydu. Bulduk.